Güneyine kadar gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Bayağı uzun bir yolculuk olacak. Bir 10-12 gün kadar birlikte izleyeceğiz. Bunların yarısından fazlası Yeni Zelandalı değil zaten. Bir defa böyle bir şey görüyorum. Yengeç muhtemelen ama yengecin hemen adadaki ev fiyatlarından bahsedeyim. 1.750.000 dolar. Şu 4.1 milyon dolar. Manzarası güzelmiş. Abi buralara nasıl geldiniz, bu restoranları kurdunuz? Arkadaşlar adadaki gezim bitti. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Auckland'a geri dönüyorum ve oradaki o Türk abiyle şimdi buluşacağım. Günaydınlar. Gerçi bana günaydın. Artık siz günün hangi saatinde beni izliyorsanız, Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden herkese selamlar ama böyle bir hostelden selamlar bu sefer. Dün arkadaşlar Yeni Zelanda'ya geldim, Auckland şehrine. Öncelikle ben Avustralya'da Gold Coast diye bir şehre de gitmiştim ama orayla ilgili bir vlog yapmadım. Çünkü biraz dinlenmek istemiştim. Şimdi arka planda izliyorsunuzdur zaten. Böyle denizin kenarında, okyanusun kenarında bazı yerleri yemyeşil, bazen masmavi yerleri görebildim. Efsane bir yerdi Gold Coast. 3 gün orada kafayı dinledim. Ondan sonra atladım uçağa, Yeni Zelanda'ya geldim ve 12 gün boyunca Yeni Zelanda'ya gezeceğim ve gezerken de size böyle yine vloglar yaparım. Ama gelin size önce bir kaldığım yeri göstereyim. Buranın geceliği 22 Yeni Zelanda doları. Arkadaşlar ben burada kalıyorum. İşte bu iki katlı bir ranza. Şurada iki kişi daha var. Şurada iki tane kız kalıyor ve bu kızlar Alman, 18 yaşında. Dünya turuna çıkmışlar. 18 yaşındalar. Böyle bir yer. Burası tam şehrin kalbi sayılabilir. Ve bugün de hava açık arkadaşlar. 28 dereceymiş. Şimdi birlikte sokağa çıkalım. Tamam mı? Ben bildiklerimi size anlatayım. Aynı zamanda da göstermeye çalışayım. Çünkü burayla ilgili anlatacak çok fazla şey. Sanırım bir 5-6 farklı bölüm olur Yeni Zelanda'dan. Sizler de bu efsane ülkeyi görürsünüz. Şu an çok açım. Bir an önce bir şey yemek istiyorum. Ama size bir şey daha göstereceğim. Bir bekleyin. Size şimdi bir şey daha anlatacağım. Elimdeki kağıt. Bildiğiniz bir kağıt parçası ama bu vize. Yeni Zelanda'ya girişte arkadaşlar pasaportunuza vize işlemiyorlar. Böyle bir elektronik sistemleri var. Kağıtlara basıyorsunuz vizenizi ve bu vizeyle gidiyorsunuz. Aynı Avustralya'da olduğu gibi. Bu vizeyi de bana yine Sezai abi aldı. Hızlı vize aldan. Kendisinin Instagram hesabını açıklama kısmına koyarım. Oradan bakarsınız. Kolay oldu. Ülkeye girmemde, vizeyi almamda. Bir tek şöyle bir sıkıntı var ülkeye girişte. Dün onu çekemedim. Ve hem çok yorgundum hem çok kalabalıktı. Bütün bagajlar teker teker aranıyor arkadaşlar ülkeye girerken. Benim önümde sanırım bir 2000 kişi falan vardı ülkeye girerken ve 1-1,5 saat ülkeye girişte sıra bekledim. Çünkü bütün bagajları buradaki habitatı, doğayı bozmamak için teker teker arıyorlarmış. Ayakkabınızdaki çamura bakıyorlar. Bagajınızın içerisindeki bütün gıdalara bakıyorlar. Yani incik cincik ediyorlar. İlaçlarınıza kadar bakıyorlar. O yüzden ülkeye gelmek kolay da girerken vizede de sıkıntı yok. Tek taktıkları şey bu temizlik ve bagajların güvenliği olayı. Ama dün çekemedim. İzin vermiyorlar çünkü. Bir sürü kamera koymuşlar. Size bu bilgiyi de vermek istedim. Ve bize bugün bir Türk eşlik edecek. Sadece bugün değil, 12 gün boyunca inşallah burada bir Türk abi beni gezdirecek. Kendisinin de YouTube kanalı var. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Böyle beraber road trip yapacağız. Bize çok şey anlatacaktır. Ama şu anda bir an önce enerji almak istiyorum. Enerjiden sonra da birlikte Auckland'ı gezeriz. Her şeyi birlikte görürüz işte. Hadi gelin birlikte Auckland'ı gezelim. Sıcak. Şimdi bir an önce para bozdurmam lazım. Çünkü hiç param yok. Elim tam kalbindeyim zaten. Parayı bozdurup yemek yemeye gideriz. Şimdi ana caddeye geldim. Şurada change office var gibi. Dün gece buralarda hiç kimse yoktu arkadaşlar. İncin top oynuyordu akşam 11'de. Yeniden canlanmış. Hala inanamıyorum. Yeni Zelanda'ya geldim ya.
Dünyanın sonu burası, sonu. Şaka gibi. Şimdi para bozduruyorum. I'm making YouTube video. 147'den bozacak 100 Amerikan dolarını. Yani 1 dolar 3.84'e falan geliyor diye düşünebilirsiniz yaklaşık olarak. Bununla zaten ben 3-4 gün rahat en az geçinirim. Çünkü biraz pahalı bir yer, şimdi parayı alacağım. 50, 100, 100. Thank you. Thanks man. Bu kadar para oldu. Thanks man. Evet, 440 bozdurduk 300 dolara. Şimdi bu ülkenin gelirinden bahsedeyim size biraz arkadaşlar. Avustralya'da doları kullanılmıyordu ya, burada da Yeni Zelanda doları kullanılıyor. Kişi başı geliri merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olarak biliniyor Yeni Zelanda. Ve Dünya Mutluluk Endeksinde de 7. sırada burası. Aynı listede Türkiye 79. diyebiliyorum. Gelir olarak da kişi başı gelir 45 bin dolar arasında yıllık Amerikan doları. Yani bunların parasıyla 60-70 bin Yeni Zelanda dolarına falan denk geliyor. İyi bir para, kötü bir para değil. Zaten bunların hepsini bugün size tanıştıracağım abiyle, ki kendisi Türk vatandaşı ama yıllarca burada yaşamış ve akabinde Yeni Zelanda vatandaşı olmuş. Yani bir insan nasıl Yeni Zelanda vatandaşı olur? Onu da anlatır zaten bize. Anlatacak çok şey olacak, merak etmeyin. Şimdi önce gidip bir şey yemem lazım, çok acıktım. 12 saattir bir şey yemedim. Böyle de sokaklarda gidiyorum şimdi. Bu ülkelerde gördüğüm dilenciyi hiçbir yerde görmedim diyemem tabii. Ama şöyle bir şey varmış. Bu arkadaşlar devlet tarafından bakılıyormuş. Devlet barınma veriyormuş, iş veriyormuş ama istemiyorlarmış. Ben dilenci olmak istiyorum diyormuş çoğu. Böyle bir şey var ülkede. Hatta Yeni Zelanda'da da var, bu Avustralya'da da var. İkisinde de gördüm. Yani bildiğin adam meslek olarak seçiyor dilenciliği. Yanlışsam düzeltin. Zaten bugün abiye de sorarız. O da aynısını söyleyecek. Dün biraz bahsetmişti. Çok fazla var. Özellikle akşam o kadar çok gördüm ki anlatamam. Hiç beklemiyordum bu konuda. Meğer bunu meslek olarak yapıyormuş adamlar. Şimdi böyle bir yarım etli bir şey yaptırttım. Şeyde, Subway'de. Dükkan böyle. Bir de şöyle bir kola aldım. Buna 10 dolar falan ödedim. En azından ekmekli bir şey olduğu için doyarım. Şimdi bunu yutuyorum ve enerjimizi alıp gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, Yeni Zelanda'daki, özellikle Auckland'daki, ki başkent değil, Wellington başkent, etnik çeşitliliği, yemek çeşitliliğini size şöyle gösterebilirim. Bir saniye. O kadar farklı milletten insanlar yaşıyor ki burada. Şurada bir Türk restoranı görüyorsunuz. Şurada hatta bak Türk bayrağı yapmış, görüyor musunuz? Şurada böyle küçük bir bayrak var. Orada kebap satıyorlar. Şurada başka bir şey var, kafe gibi. Şurada Indian mutfağı var, yani Hint mutfağı. Yerde Meksika var, böyle gidiyor. Çünkü bu ülkedeki, özellikle bu şehirdeki insanların yarısından fazlası Yeni Zelandalı değil zaten. Eğitime falan geliyor, öğretime geliyorlar. Göçmen olan da çok insan var. O yüzden inanılmaz kozmopolit yapıya sahip. Bak, enerjiyi aldım. Yavaş yavaş beynim çalışmaya başlıyor. Size artık yavaş yavaş her şeyi anlatacağım, merak etmeyin. Çünkü bu video daha çok giriş olacak. Böyle gezdikçe, aklıma geldikçe bildiklerimi de aktarırım. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Evet, burası Queen Street dedikleri yer arkadaşlar. Queen yani Kraliçe Caddesi. Şöyle bir dakika anlatayım size. Neden Kraliçe? Çünkü İngiltere'nin kraliçesinden dolayı geliyor bu. 1960'lı yıllarda onun ismine yapılmış bir caddeymiş. Akabinde yangınlar falan olmuş burada ama hala devam eden birçok şeyleri var. İngilizlerin gücünün olduğu. Hem Avustralya hem Yeni Zelanda için söylüyorum bunu. Mesela Avustralya dolarının üzerinde var mıydı hatırlamıyorum ama Yeni Zelanda'da doların üstünde kraliçenin direkt fotoğrafı var. Tabii ki bizim de bilmediğimiz daha bir sürü politik güçleri de vardır İngilizlerin devam eden. Çünkü İngilizler kolay kolay böyle yerleri bırakmazlar.
Ama geliştirirler de. Fransızlar gibi değil. Fransızlar daha çok böyle mahvederler yani, canını alırlar. Bununla beraber ülkenin nüfusu 4,5 milyon. Ve bu 4,5 milyonun 1,5 milyonu da Auckland'da yaşıyor. Ve buraya en çok gelen insanlar arkadaşlar yabancı öğrencilermiş. Burada da aynı şey geçerli. Eğitim için geliyorlar. Ve Auckland bundan 5-6 sene önceydi diye hatırlıyorum. Tam tarihini hatırlamıyorum ama dünyada yaşamak için seçilmiş en iyi şehirlerden bir tanesiydi. Yani ilk izlenimlerim fena değil. Ama sanki birazcık abartı olmuş gibi de gelmedi değil. Evet, vizeyi anlattık. Ülkeden azıcık bahsettik. Sıra geldi nasıl geleneceğine. Arkadaşlar, Türkiye'den buraya gelmek ölüm. Yani bir şehirden çıksanız gelseniz 24-25 saatte falan gelirsiniz en iyi ihtimalle. Şurada Sydney'den bile buraya gelmek 4-5 saat sürüyor çünkü. Çok uzak. Çünkü buraya bu adamlar bile dünyanın dibi diyorlar yani. Bottom of the world diyorlar. Ve buradaki Yeni Zelandalılara da kiwi deniyor. Ne baktım be dayı. Kiwi diyorlar kendilerine. Kiwi bir böyle tavuğa benzeyen bir hayvan, böyle bir şeydi. Buraya biletler de pahalı. Yani ha deyince gelseniz en az 2000 dolar para gider diye tahmin ediyorum. Adamların olayları belli artık yani. Eğitim konusunda çok şey yapıyorlar. Öğrenci geliyor buraya. Petrol, doğal kaynaklar falan da var ama asıl şeyi hayvancılık. İnanılmaz bir hayvancılık var bu ülkede. Zaten güneye doğru indiğimizde göreceksiniz. Ülkeyi ikiye ayırmışlar arkadaşlar. İki parça gibi düşünebilirsiniz. Kuzey ada var, bir de güney ada var. Ortadan da bir köprü gibi bir şeyle bağlıdır muhtemelen. Ben şu an kuzeyindeyim. 12 gün boyunca güneyine iniyor olacağım. Ve road trip yapacağız. Zaten daha ne bilgiler ne kaynaklar akacaktır. Şimdi böyle önce Auckland'ı gezmek istedim ve size de bir merhaba demek istedim. Daha doğa odaklı vloglar sonraki haftalarda olur. Bildirimleri açarsanız zaten haberdar olursunuz. Şimdi denize doğru gidiyorum. Auckland'da ben sadece ülkeye giriş yapmak için geldim. Çok bir gezecek bir şey yok diye biliyorum. Ama birkaç şey var. Balık pazarı var, işte parkları var, müzeleri var. Onlardan birkaçını şimdi gezmeye götüreceğim sizi. Sonra şu teknelerle de arkamdaki başka bir adaya geçeceğiz. Orası da çok güzel diyorlar ve özellikle Auckland'ın manzarasını izlemek için bayağı keyifliymiş. Her yer inşaat. Her yer, bütün şehirde. Bütün şehirde inşaat var. Zamanında yapılmayan yatırımlar yeni yeni yapılmaya başlamış. O yüzden de sürekli inşaat yapıyorlarmış. Ve bununla beraber şey çok fazla. İş güvenliğini çok ciddiye alıyorlar. Sıkıyorsa birinin başına bir şey gelsin. Direkt kapatıyorlar o binayı. Böyle bir köprü yapmışlar. Benim gideceğim balık pazarı şurada bir yerde. Şimdi oraya bağlanıyor bu köprü ve çok şanslıyım. Çünkü hava mis gibi. Buranın yazında geldim. Şu an aylardan Şubat. Buranın içerisinde balık pazarı var. Yani daha çok restoranlar var diyebiliyorum. Şimdi içeriye giriyorum. Daha çok tezgahlar değil de restoranlardan ibaret. Şurada biraz bir şeyler görmeye başladım. Küçük ıstakoz satıyorlar. Oha, çok pahalı. 129 dolar. Bunun benzerleri 40-50 falandı Avustralya'da. Arjantin karidesi var. Bu ne böyle ya? Bir defa böyle bir şey görüyorum. Yengeç muhtemelen ama yengecin kaç farklı haline gelmiş abi. Lidyalar meşhur. Geçen yemiştik bundan da. Bu güzeldi. Çok tazeydi. Bakalım başka ne var? Somon var. Kilosu 40 dolara. Gibi somon çeşidi var. Bu 50 mesela. Yani fiyatları değiş. Oha! Burada da var. Ve bunlar da ıstakozlu. Bunları niye camın arkasına koyuyorsunuz ki ya? Gariplerin. Bunları böyle canlı canlı pişirenler var biliyor musunuz? Vicdansızlar. Bunun da kilosu 108 dolarmış.
Şurada arkadaşlar kurutulmuş balık gördünüz. Tütsülenmiş daha çok. Kahawai split diye bir şeymiş. İlk defa duyuyorum. Şu snapper'ı biliyorum. Bu da ondan yapılıyormuş. Ya bunun bir sürü türü var. Şunlar da kocaman ayaklı olanlar da yengeç bacakları. Ama benim kolum kadar vardır uzunluğu. Şu mesela biraz daha küçüğü. Şu kalamara benziyor. Şunlar da karides. Hazır paketlerde de tutuyorlar. Şöyle 60 dolara, 40 dolara karidesler var. Burada yine karidesler var. Bir sürü çeşidi var ama bir sürü yani. Şu an ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum ama koca paket. Kalamar 14 dolar falan ve bayağı da büyük. Şu kocaman paket mesela şey karides 9 dolar. Şurada hazır ayıklanmış midyeler var, yengeçler var. Sanırım balık temizliyorlar. Burada da böyle paketlerde satıyoruz. Canım çekti bir şeyler yemeyi planlıyorum şimdi burada. Ne yiyeyim bakayım az sonra görürsünüz. Ya arkadaşlar baktım ettim de yok. Çok bir keyfi tadı yok gibiydi. Çok beğenmedim menüleri falan. O yüzden başka yer diyeceğim artık ama en azından pazarı gösterdim. Yani işte ne kadar pazar dersiniz orasını bilemem. Çok daha güzel pazarları gösterdim size çünkü. Özellikle Avustralya'da. En azından gelmişken görmüş olduk. Şimdi şurada bir yere gideceğim. Bir şey içeyim diyorum. Bir soğuk bir şeyler. Akabinde de tekneye atlayıp diğer şu tarafta kalan bir ada var. O adaya doğru gideceğim. Şimdi bir tane bara geldim. Böyle dinleniyorum. Hava çok sıcak. Biraz serinlesin. Karşıdaki adaya gideceğim. Şöyle bir tane bira aldım. Burada da Avustralya'daki gibi mekanların kendilerine ait biraları var. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun mesela bardağı 12 dolara falan geliyor. Böyle güzel bir ortamda dinlenip enerjiyi alıp sonra karşıdaki adaya birlikte geçeceğiz. Şimdi Devonport'a gidiyorum. This is Devonport, right? Yes. Round trip, right? I'll keep on you. Okay. Şimdi Devonport'a gidiyorum. Şu kalabalığın peşinden gideceğim oradaki adayı gezeceğim. Zaten Auckland'daki en önemli yerlerden birisi yazmışlar. Bakalım inşallah güzeldir. Enerjimiz tam. Burada akşam saat 8'de oluyor yani yaklaşık 4 saat boyunca yine böyle gezip size aktaracağım. Feribota biniyoruz. Bu arada her yerde kadınlar da erkekler de aynı işi yapıyorlar. Yani mesela sokakta inşaat işi yapan birçok kadın gördüm. Yani bizde çok sık olmayan bir şey ya. Burada da mesela bir kaptan var, teknelerde çalışan kadınlar var. Bizde o da çok değildir diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Şimdi tekneye bindik. Herkes bisikletleriyle, skuterlarıyla baksanıza. Keyif yapıyor. Evet, Devonport'a geldik. Daha adını bile söyleyemiyorum. Bir de internetten buldum arkadaşlar. Böyle baktım bir sürü yabancı kaynak falan buraları önermiş. Tatlı bir kasaba gibiymiş. Gelin bakalım nasıl güzel, nasıl tatlı bir yermiş. Birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi gelmişken hemen adadaki ev fiyatlarından bahsedeyim. 1.750.000 dolar. Şöyle başlıyor. Ama şimdi bu kocaman denize sıfır bir daireye benziyor yani şu. Yukarıdaki 2.4 milyon dolarlık bir malikane. Şu 4.1 milyon dolarlık bir malikane. Ama şöyle bir ev var orta halli mesela. Bu da 1.250.000 dolarmış. 5.5 milyon dolar. Ev de şu ha. Ya bunun neyi 5.5 milyon dolar anlamadım. Tarz bir ev yapmışlar. Muhtemelen ondandır. Böyle dağın tepesinde şöyle görünüyor bak. Ama herhalde en ucuz bir ev 1 milyon dolardan başlıyor diye tahmin ediyorum burada.
Bu arada bakın şimdi yaya geçidinden geçiyorum. Arabaların hepsi durdu. Keza Avustralya'da da hep böyleydi. Kültür burada da devam ediyor. Bu adayı böyle yarım ada gibi düşünebilirsiniz. Böyle eskiden insanlar buraya gelip, bakın şöyle göstereyim, denize giriyorlarmış. Belki sizi götürürüm bugün o sahillerin olduğu yere ve böyle bir yermiş. Bu adanın tam yılı yazmıyor ama yazıyormuş. 1910 yılında mesela. Ya abi, buralara nasıl geldiniz, bu restoranları kurdunuz? Hani Avrupa'yı anlarım. Çok uzak değil sonuçta. En uzak 4 saat, 5 saat de. Buraya mesela 1960'larda gelenler var, 70'lerde. Yani sen Yeni Zelanda'yı, daha internet yok, bir şey yok. Nereden duydun, nasıl geldin? Ya işte aslında o amcalarla falan tanışıp onlara röportaj yapmak lazım, böyle sormak lazım. Başlarından geçen o deneyimi dinlemek isterim ama çok enteresan geliyor. Ya biz hala sene olmuş 2020, Yeni Zelanda'ya geliyoruz. Ulan nasıl geldim ha diyoruz. Adam 1960'da gelmiş. Belki var ya, bir ay sürüyor, iki ay sürüyor buraya gelmek. Öyle çat diye uçakla hemen gelemiyormuşsun ki. Aktarma, uçakların menzili belli. 1 saat, 2 saat, 5 saat gidiyor mesela. Allah helal olsun daha gelebilenlere ya. Ben mesela gelemezdim. Şimdi Mount Victoria'ya geldim. Bir de Takarunga yazıyor burada ama şurada. Herhalde bu da bu ana dilleri var ya, Maoriler miydi? Onların diline göre de her şeyin yanında ayrı bir ismi oluyor diye tahmin ediyorum. Akşam abi her şeyi sorarız, merak etmeyin. Buraya gelme amacım da şu dağın tepesinden arkadaşlar, Auckland'ın manzarası çok güzel oluyormuş. Orada birkaç fotoğrafını görmüştüm Instagram'da. Şimdi oraya çıkalım bakalım. Bu arada çok az turist var ya. İnanılmaz sakin bir ada. Peki, şuradan yürüyebiliriz bakalım. Benden başka da kimse yok. Var mı? Bu yola değer. Değmese de canı sağ olsun. En azından doğada kayboluyoruz. Buradan güzelmiş. Manzarası. Şu düzene bak ya. Hepsi nizami. Uyum içinde. Ben şuradan geldim. Şu feribotla bindim. Şurada indim. Sağda şu sokakları geze geze buraya çıktım. Buradan tepede de bakın. Çok da bir şey kalmadı zaten ama manzarası güzelmiş. Adadaki sahili de şu arkamdaki işte sahil. Küçük bir yermiş ama bayağı pırıl pırıl tertemiz. Zaten şimdi artık yavaştan akşamüstü oluyor. Huzur dolu ya, baksanıza arkadaşlar bak. Ağaca bak yani, böyle devasa ağaçlar var her yerde. Adadaki gezim bitti. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Auckland'a geri dönüyorum ve oradaki o Türk abiyle şimdi buluşacağım. Size de bir merhaba desin. Tanıştırmak istiyorum. Hazırsanız şimdi Auckland'a gidelim ve kendisiyle tanışalım. Arkadaşlar merhabalar. Yanımda Turkibi var. YouTube'da zaten bilenler biliyor. Kendisi onlarca içerik yaptı. Araba çarpmasın. YouTube'da Yeni Zelanda ile ilgili adamımız burada işte. Abi nasılsın? Hoş geldin kanalıma. İyi kardeşim, sen hoş geldin Yeni Zelanda'ya. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya abi ya gezdik bugün, dolaştık işte. Nereye gidiyoruz? Bir kahve içeceğiz. Kahve içmeye gidiyoruz. Benim videolardan bilenler biliyor zaten. Buraya gelen her Türk buraya uğramak zorunda. Melo kahveci, hissem falan yok arkadaşlar. Ama buraya gelirseniz kahveler Turkivi'den. Turkivi'den. Gene gidiyoruz, kahvemizi alacağız. Bilmiyorum, ablalar gelsin mi? Biraz sohbet yaparız arkadaşlar. Aynen. Habib abi yıllar önce geldi. Habib abicim. Avustralya vatandaşı olmuş. Kendisi internetten tanıştık, görüştük. Dedik ki hadi gel beraber Yeni Zelanda'yı gezelim. Şimdi Auckland'da buluştuk. Buradan bir başlayacağız. Güneyine kadar gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Bayağı uzun bir yolculuk olacak. Bir 10-12 gün kadar birlikte izleyeceğiz.
İnşallah güzel anlaşırız. Yavaş, road trip yapacağız. Gerçek yüzümüz beylere çıkar yolda muhtemelen. Bir sıkıntı olacağını sanmıyoruz. Şimdi bir kahve içiyoruz. Aha. Kahve içerken de birazcık daha konuşuruz. Ben kahveleri söyleyeyim geleyim o zaman. Tamam abi, sen kahveleri söyle. Latte mi alıyorsun? Evet, latte large abi. Şekerli. Arkadaşlar, Habib abiden çok aslında öğreneceğimiz şeyler var. Adam çekmiş gelmiş buralara yaklaşık 10 küsür senedir. Şimdi kendisine de 3-5 soru sorarım ama kısa sorular soracağım. Çünkü kendisiyle ayrı bir röportaj yapmayı planlıyorum. Özellikle buraya eğitim için, çalışmak için gelmek isteyenler ve o biraz daha farklı kafada mesela şeyi de çok söylüyor. Gelmeme için bir sürü sebep de var diyor. Böyle hepsini bir harmanlarız ama o bir sonraki videolarda olacak. Bu da şimdi hızlı bir kahve içerken tanıştıracağım sizi biraz daha. Ben de çok heyecanlıyım var ya, muhteşem fotoğraflar gösterdi. Harika yerlere gideceğiz. Vallahi sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oturduk. İlk yaptığımız şey böyle bir jel dökmek. Bu çünkü el temizliği için. Biliyorsunuz bu virüs falan olayları bayağı sıkıntılı. Avustralya'da hatta bu vakalar görüldü ama evet. Yeni Zelanda'da şükür yok. Evet. Ama şu çok enteresan. Bunu söyleyeyim, ben sana da söyleyeyim. Marketlerde şu anda bu out of stock abicim. Yok. Yok. Kalmamış. Virüs olayı çıktığından beri buna aşırı bir şey var. Ben de bunu gittim bir mahalle bakkalından $5.90 aldım. Yani. Yok güzel arkadaşlar ya, çünkü şeymiş ya, Avustralya'da falan işler bayağı ciddi. Aynen. Çin'den gelen uçağı bir adaya almışlar. Adada şu an karantinada bekliyor insanlar. Evet. Avustralya almıyorlar. Allah'tan şu an Yeni Zelanda'da bir şey yok. Hani bir şey olsa zaten şuradaki halkın yarısı Çinli ya. O kadar çok Çinli var ki anlatamam size. Şu anda da bir Çin ördek restoranının yanında oturuyoruz. Yani. Her yer Çinli ya. Abi sen ne zaman gelmiştin buraya? Ben 2008 yılında buraya İngilizce dil eğitimi için. Aynen, dil eğitimi için geldim. 2008'de geldik. Aynı zamanda işte kursa giderken iş buldum. Bir kahvecide çalışmaya başladım. Yani Yeni Zelanda hayatıma bu şekilde başladım. Ondan sonra işte hızlı bir özet geçersek oturumlu, vatandaşlıklı, yüksek lisanslı, birkaç sertifikaydı, burada iş tecrübesiydi falan filan. 12 yılı tamamladık yani. İnsan peki nasıl Yeni Zelanda'ya gelir ya? Yani nereden, ya, niye Yeni Zelanda? O da şöyle oldu. Ben hani tamamen buraya kendim karar vererek gelmedim aslında. Benim İstanbul'daki İngilizce öğretmenim Avustralyalıydı. Bana dedi ki, aslan parçası dedi, sen İngilizce öğrenmek istiyor musun? Dedim tabii istiyorum, sana boşuna mı para ödüyorum? Kim istiyor? Sana dedi boşuna mı para ödüyorum? O zaman dedi sen yurt dışına gideceksin. Tamam dedim, nereye gidiyorum? Bizim sınıfın duvarında böyle bir dünya haritası vardı. Aldı götürdü, parmak Türkiye'den çıktı aşağıya doğru iniyor böyle. Dedim nereye gidiyorsun, başka yer mi kaldı? Dünyanın son noktası. Aynen, dünyanın dibine geldi, Yeni Zelanda'da durdu. Dedi ki oraya gidiyorsun. Dedim bir sorun var John, yani Avustralyalısın, bana Yeni Zelanda'ya gitmemi tavsiye ediyorsun, gitmeyi tavsiye ediyorsun. Neden dedim, yani bir bilmediğim bir olay mı var? Ya dedi, eğitime geldiğinde dedi, Avustralya dedi, Yeni Zelanda'dan bir tık daha fazla pahalı olabilir. O yüzden dedi, yoksa dedi, konuşulan İngilizce aksan olarak aşağı yukarı aynı. Geliş sebebim de John'dur yani, İngilizce öğretmeni, Avustralya. Velhasıl kelam mı diyorlar? Öyle aynen. Uzun lafın kısası, Habib abi, abimiz. Gelmiş, 12 yıldır buralarda yaşıyor, vatandaşlığını da almış. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Hem ülke anlamında, hem yaşam anlamında, hem de bilinmeyen bir coğrafyada hakkında bulacağımız belki en önemli adamı buldum şu an internet ortamında. Ya elimden geldiği kadar, zaten senin izliğine zaten... Latte is mine. Okay. Pardon abi. Thank you very much. Thank you. Şimdi kahve içiyoruz. Kaç para böyle kahve? İkisi $9.50. 4.5'a falan geliyor. Aynen. 4.70-4.5. Saatlik ücret de... Seninki biraz daha pahalı. Pahalı değil mi? 50 cent pahalı. Belki $5. Saatlik 17 mi? 17.70. Yani bir saat çalışırsanız da 17.70 Yeni Zelanda doları kazanıyorsunuz. Evet, müsaade edersen benim de bir YouTube kanalım var zaten. Turkey adında. Açıklamaya linkini bırakacağız. Aynen. Yani Türk'ün Türk'ü, kivinin kivisi, kivi W ile yazılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne alaka? Kivi de... Onu sonra anlatarım. Sonra mı anlatayım? Bir dahaki videomuz. Tamam hadi. Her tamam, şey... Tamam, bildirimleri açın. Eyvallah. Bilerek böldüm ki şey ya, televizyon programları gibi az oldu. Sonra, az sonra. Bir hafta sonra. Devam edeceğiz. Devamı gelecek. Ben de çok yoruldum. O da çok yorgun. Çok kapsamlı birkaç bölümü izleyeceksiniz. Birçok konuda yani. Hem gezme, hem eğitim, hem dil okulu vesaire. Hepsi haftadan itibaren başlayacak. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Çünkü çok güzel yerlere gideceğiz, çok güzel şeyler öğreneceğiz hep birlikte. Ve Türk TV'yi de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese Auckland'dan, Yeni Zelanda'dan
Selamlar. Dünyanın dibinden. Dünyanın dibinden selamlar. Vallahi çok uzaktayız. Eyvallah.